Evet, yeni bir vaaza hazır mıyız? Bu dönemi bizler aslında Doğuş Bayramı ya da Noel dönemi diyoruz. Yani sık sık da bunu dile getiriyoruz. İşte yaklaşık bir ay kadar önce başladı ve böyle devam ediyor. Aslında dünkü ruhsal okumamızı yaptığımızda, yani 25. bölümü yaptığımızda, bugün de biraz söz ettiğim gibi, orada İsa Mesih ile ilgili gerçekleri hatırlatan bir kapanış oldu ve ölüme karşı, yani ölümü yenen bir İsa Mesih'ten bizlere söz ediyordu. Noel dediğimizde ya da Doğuş Bayramı dediğimizde aslında bir günden çok bir dönemi anlıyoruz. Yani ve bu dönem içerisinde İsa Mesih'in hayatımızdaki işlevini ya da yaratılıştaki işlevini, insanlar üzerindeki işlevini anlamaya çalışıyoruz. Noel ne zaman kutlanmaya başladı? Yani bu konuda aslında bir tarih yok. Yani Noel Bayramı'nın ya da Doğuş Bayramı'nın ilk defa toplandığı zamanla ilgili olarak bir tarih yok. Ama 4. yüzyıla gelindiğinde yaygın olarak kutlanıldığından söz ediliyor. O zaman elçilerde de bu konuda İsa Mesih'in doğuşunun kutlanışıyla ilgili bir aslında söz bulmuyoruz. İncil'de görmüyoruz. Peki neden insanlar İsa Mesih'in doğuşunu kutlamak istediler? Elçiler de Rabbin yanına gittikten sonra. Yani buna birkaç cevap verebiliriz. Yani bu cevaplardan bir tanesi İsa Mesih göğe yükseldikten sonra onun tekrar ikinci kez geleceğini düşünülüyordu. Ve o zaman umutla buna bakılıyordu. Ama o geliş hemen gerçekleşmeyince onun aslında doğumunun ne kadar önemli olduğunu düşünmeye başlamış olmalılar. Ve bunun sonucunda da bir bayram olarak, yani evlerindeki tahmini takvime göre diyelim, bir bayram olarak kutlama fikri gelmiş olmalı. Yine tabi bunu destekleyen ne vardı? Eski antlaşma metinleri vardı, yani Tevrat metinleri vardı. Ve Tevrat metinlerinde bir kurtarıcının geleceğinden söz ediyordu. Ve bu kurtarıcı ne oldu? Geldi ve İncil metinlerinde de aslında bu kurtarıcının geldiği yazıyor. İlk bölümlerinde, Matta ve Luka bölümünde özellikle kurtarıcı geldi. Ne oldu? Tevrat bölümlerindeki peygamberlikler İsa Mesih'te gerçekleşmiş oldu. Ve o zaman İsa Mesih'in sağladığı kurtuluşun, Tanrı'nın hazırladığı o kurtuluş tasarısının büyüklüğünü görmek ve hatırlamak için Noel'i kutlamaya başlamış olmalılar diye düşünüyorum. Yani bu da söylediğim tabii ki bir yorumdur ama geçerli bir yorum olabilir diye inanıyorum. Ama günümüze geldiğimizde Noel deyince aklımıza ne geliyor? Yakın bir zamanda bir kardeşle konuşuyordum. Artık Noel için yani Hristiyan ya da çoğunluğu Hristiyan olan ülkelerde Happy New Year'ın kullanıldığından söz ediliyor. Happy New Year. Yani yeni yıl. Aslında biz bu toplumda söylüyoruz ya da daha çok özellikle Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerde anlatmaya çalışıyoruz. Noel yılbaşı değildir. Noel yılbaşı değildir. Ama bu şimdi batıdaki toplumlara baktığım zaman ve bu ekranda gördüğünüz yazıya da baktığınızda aslında Noel yılbaşıdır diyorlar. O zaman ne oldu? Bir algı sorunu ortaya çıktı zamanla. Demek ki yavaş yavaş bir şeyler değişti ve Noel'in kendisiyle, yani kavramıyla yılbaşı aslında çok farklı şeyler olmasına rağmen tatil dönemlerinin de birleşmesiyle bir grup kişi bunları yeni yıl gibi algılamaya başladı. Ve özellikle yani Hristiyanlığa karşı olan Batı ülkelerindeki insanlar Noel Bayramı'nda İsa Mesih'e hayatlarında yer vermediği gibi herhangi bir yerde yer vermek istemiyorlar ve ne yapıyorlar? Bunu değiştirerek Happy New Year diyorlar. Yani iyi yıllar diyorlar. Yani manipüle ediyorlar aslında, açıkçası bunun daha iyi bir tanımı budur. Happy New Year diyerek bunu manipüle ediyorlar. Noel aynı zamanda aslında bir Noel Baba da değildir ya da Noel Baba demek de değildir. Ama bugün yine Batı toplumlarına baktığımızda
Hristiyan olarak tanımlayan insanlara da baktığımızda önemli bir bölümü, yani şey anlamında değil, yani kutsal kitaba ve kiliseye bağlı olanlardan söz etmiyorum ama kendisini Hristiyan olarak ifade eden kişilerin hayatında İsa yok bazılarının. Ama Noel Baba var. Yani her bayramda yaptığım gibi klasik olarak bu bayramda da yine internete girdim. Noel yazdım. Noel Baba var, geyikler var, kırmızı şapkalar var ama İsa yok. Noel yazıyorsunuz ama İsa yok. İsa'sız bir Noel olur mu? İsa'sız bir doğuş bayramı olur mu? Yani o zaman biz toplumlara baktığımız zaman, özellikle bu Türkiye'de yaşayan insanlar olarak Batı dediğimiz toplumlara baktığımızda aslında onların ne kadar İsa Mesih'ten uzak olduklarını, onun sağladığı kurtuluşa ne kadar uzak olduklarını, yüreklerinde İsa Mesih'e yer vermediklerini ya da farklı bir ifadeyle ona iman edip onu yüceltmediklerini görüyoruz. Şimdi başka bir şey geliyor. Tabii ki çam ağacı da var. Yani Noel dediğimiz zaman sadece Noel Baba değil, çam ağacı var. Ve bu ağaçta süsleniyor. Ve biz de aslında gelenek olarak evlerimize yavaş yavaş alıyoruz. Ama çam ağacına baktığınızda ne görüyorsunuz? Tabii ki çam ağacı görüyorsunuz. Hani süslenmiş, üzerinde topları olan bir ağaç görüyorsunuz. Ama bu vaazdan sonra öyle ümit ediyorum, çam ağacına ve o üzerindeki toplara biraz farklı bakacaksınız. Bu çam ağacının üzerinde yer alan toplar. Evet. Toplar İsa Mesih'le ilgili sevinci anlatıyor. Yani ve onun yeryüzüne gelişini anlatıyor. Sevgisini anlatıyor bizlere. Renkli renkli yapmışlar. Bunlara bakıyoruz. Ama sevincini anlatan önceki slaytta onu söyleyeyim çanlardı. O küçük çanlar. Onları da renkli renkli yapıyorlar. Onların da belli anlamları var. Ama İsa Mesih'in sağladığı sevinci anlatıyor. Luka bölümünde bununla ilgili bir ayetimiz var. Geçtiğimiz hafta da vaazda orada kalmıştık. Ne oldu? İsa Mesih'in doğuşunu gören çobanlara melekler tanıklık ettiler. Ve melekler çobanlara korkmayın dedi. Size bütün halkı sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birden meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek en yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde onun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. O zaman biz çam ağacındaki çanlara baktığımız zaman aslında İsa Mesih'te bize sağlanan o kurtuluş sevincini görüyoruz. Bize sevinç veriyor. Yani bir ibadetten çok, onu anlatmak ve vurgulamak istiyorum. Yani çan sesi daha çok kiliseyle özdeşleştirilir. Doğrudur. Yani belli çalınış şekillerine göre anlamları var. Ama biz Noel ağacına bunu takıyorsak, İsa Mesih'te sahip olduğumuz o kurtuluşun sevincini, işte bu okuduğum ayetleri ya da buna benzer konuları aklımıza getiriyoruz. Ve ne yapıyoruz? Yüreğimizde İsa Mesih'e yer veriyoruz. Evet, toplar da Tanrı'nın bize olan sevgisini gösteriyor. Ve oradaki ayeti hatırlarsanız nedir? Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. İşte bugünkü ibadetimizde de biraz dua zamanında Tanrı'nın sevgisi için dua ettik. Onun sevgisi bizlere nerede açıklanıyor? Evet, oğlunu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak göndermesinde açıklanıyor. Ve İncil'de 1. Yuhanna'da diyor, işte sevgi budur. Ve topların renklerine geliyoruz şimdi. Altın rengi, bu İsa Mesih'in kraliyetini anlatıyor. Topların altın rengi nedir? İsa Mesih evet, dünyasal bir kral değildi ama yaratılışın üzerinde egemen olan kraldı. Ve onun doğuşunu kimler gördü?
Matta İncil'inde yıldız bilimciler gördü. Bu ayetleri de belki yeniden bir kez daha hatırlayacağız. Ve bu yıldız bilimciler eve geldiklerinde çocuğu annesi Meryem'le birlikte görüp yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp ona armağan olarak altın, günlük ve mür sundular. Hani o zaman demek ki bu toplara baktığımızda o altın rengi görüyorsak biz nedir? İsa Mesih'in Tanrı'nın egemenliğinde ve bütün egemenlik aslında yaratılışın üzerinde kralımız, kurtarıcımız olarak görüyoruz. Yine özellikle vurgulamak istiyorum, bu kral siyasi bir kral değil, ruhsal bir kraldır ve göklerde oluyor, şu anda hala orada yaşıyor. Ve krallığı ne olacak? İkinci kez geldiği zaman artık bütün insanların göreceği bir şekilde olacak. Hayatımıza buna göre yer alacak o dönemde. Evet, gümüş renge baktığımızda bu İsa Mesih'in paklığını gösteriyor. Bizler insanlar olarak günahlıyız. Yine vurgulamak istiyorum, biz günah dediğimiz zaman böyle bunu hayıflanacak ya da kederlenecek bir şey olmaktan çok çözülmesi gereken bir konu olarak düşünüyoruz. Ve Tanrı da öyle düşünüyor. Bu nedenle İsa Mesih'i kurtarıcı olarak hazırladı ve onu yeryüzüne gönderdi. O zaman biz eğer günahkarsak, yani günahkarız deyip ağlamak yerine ne yapmamız gerekiyor? İsa Mesih'e iman etmemiz lazım kurtarıcımız olarak. Onun aracılığıyla kurtulmalıyız ve ki sonsuz yaşama sahip olalım. Yine kutsal kitapta yazıyor, yani günahın sonucu ölümdür. Ama İsa Mesih'e iman ediyorsak yaşamdır. Eğer bu yaşamı almak istiyorsak ne olması lazım? Ona iman etmemiz lazım. Eğer almışsak ne yapmamız lazım? Evet, onu kralımız olarak övmemiz gerekiyor. Oradaki yıldız bilimcilerin ona tapındığı gibi bizim ona tapınmamız, övgü vermemiz gerekiyor. Çünkü o bizim kurtarıcımız ve Rabbimizdir. Kırmızı toplar. Bu da İsa Mesih'in günahlarımız için çarmıhta öldüğünü hatırlatıyor bize. Evet, bu konuda da bazı kişileri ölmedi diyor ama İncil gerçeklerine göre İsa Mesih yeryüzüne geldi. Yani beden aldı ve bizim günahlarımıza karşılık öldü. Üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Bu ayetlerde, bu kendi sözleridir İncil'de yazan. Oradaki öğrencilerine dedi, İsa onlara insanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama üçüncü gün dirilecek dedi. Öğrenciler buna çok kederlendirdiler. Aslında onun ne demek istediğini anlamıyorlardı. Anlamadıkları için kederlendiler. Ama İsa Mesih onlar için ve bütün insanlar için nedir? İnsanların eline verilecek ve öldürülecekti. Ve böylece bizim günahımızın yargısı onun üzerinde gerçekleşecekti. Ve eğer günahımız üzerimizdeyse bizim hala, o zaman biz sevinemeyiz, bu mümkün değil. Tanrı ile bir iletişim de kuramayız, bu da mümkün değil. Ancak günah sorununu çözmüşsek biz Tanrı'nın huzurunda olabiliriz. Tanrı'nın huzurunda olarak onunla bir sevgi ilişkimiz olabilir. Mavi toplar. O da imanı simgeliyor. Yani İsa Mesih'e olan imanımıza bir anlam katıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Yani bizler cemaat olarak iman ediyoruz ama misafirlerimiz için. Hani gerçekten İsa Mesih'in bütün dünyada ne yaptıklarını anlayabiliyor muyuz? Eğer iman etmezsek bizim hayatımızda İsa Mesih olmayacak. Ya da bu konuşmanın başında anlattığım gibi bu Noel dönemini ya da Noel günlerini, İsa Mesih'in yeryüzüne beden alışıyla ilgili, doğumla ilgili günlerini düşünen batılı toplumlara baktığımızda, yani hayatında renk renk toplar olabilir, çam ağaçları olabilir, işte Noel baba olabilir, geyikler olabilir ama İsa olmayabilir. Çünkü neden? Ona iman etmiyor. Eğer ona iman etmiyorsa aslında o zaman İsa'ya ait olmuyor ya da ondaki kurtuluşun faydasını kendi yararına almıyor.
Ve bu ayete de baktığımızda Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın diyor. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. İsa'nın adının anlamı da budur. Yani halkını günahlarından kurtaracak demek olan. Bu nedenle bizler bu doğuş bayramını kutladığımız zaman İsa Mesih'te sevinebiliriz. Çünkü bu dünyaya odaklanmıyoruz. Biz sonsuza odaklanıyoruz. Evet, bu dünyada kaç yıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki İsa Mesih gelmiyorsa eğer, biz göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda sonsuza kadar İsa Mesih'in yanında olacağız. Yeşil toplar, bunlar da bize sonsuzluğu ve sonsuz yaşamı anlatıyor. Evet, bu toplara baktığımızda bizler İsa Mesih'in bizlere sağladığı, karşılıksız sağladığı, lütufla sağladığı sonsuz yaşamı görüyoruz ve anlıyoruz. Buradaki ayet bir duadır aynı zamanda, İsa Mesih'in bütün insanlar için yaptığı dua. Şöyle diyor: çünkü sen ona, yani İsa Mesih'e, bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki ona verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Amin diyorum ben bu ayet için. Evet, burada bir büyük çam ağacı ve bir yıldız görüyoruz. Önce ayeti okuyayım. İsa'nın Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Betlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip ona şöyle dediler: Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Bu ayetin bir bölümünü daha önce okumuştum. Ve burada Yahudiler sözünü de anlatmak istiyorum. Burada kullanılan Yahudi sözü, yani günümüzdeki Şii olmaktan çok İbrahim peygamberin imanına sahip halkı anlatıyor. Yani nedir? İbrahim peygambere verilen bir vaat vardı ve onun aracılığıyla, onun soyundan gelen kurtarıcı aracılığıyla insanlar ne yapacaklardı? Sonsuz yaşama sahip olacaklardı. Ve bu gelen yıldız bilimciler orada konuşurken bunu anlatmaya çalışıyorlardı. Bu Betlehem'de, fotoğrafta gördüğünüz yerde Betlehem'de olan bir yer. Aslında o kilisedeki kuleyi görünce biraz düşündüm, yanlış bir fotoğrafa mı bakıyorum, ama yanlış bir fotoğrafa bakmıyordum. Büyük bir çam ağacıyla birlikte yapmışlar ve üstteki bir yıldız var. Çam ağacındaki o yıldıza bakarsanız, yani genelde süslenen en üstte bir tane tek büyük yıldız, bu ayetlerden geliyor. Ve İsa Mesih'in bizim hayatımızda ne kadar ve nasıl etkin olduğunu gösteriyor. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Yani İsa Mesih'in doğuşunda, yeryüzünde, gelişinde Tanrı bu kadar etkinse, acaba bugün bizim hayatımızda da etkin mi? Ya da etkin olmak istiyor mu? Etkin olmak istiyor, bunu söyleyebilirim. Ama etkin mi sorusuna tam bir cevap veremiyorum. Çünkü Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh ne yapıyor? Bizlerin yüreklerini aydınlatıyor. Ona daha çok bağlanmamız için İsa Mesih'in gerçek, İsa Mesih'i gerçek kimliğiyle tanımamız ve onu gerçek kimliğiyle yüceltmemiz için kutsal ruh bizlerin yüreklerini aydınlatıyor. Bunu düşündüğümde, yani bu sözleri düşündüğümde özellikle aklıma şu geliyor: Tanrı ne kadar neşeli bir Tanrımız var. Yani sözünü bize gönderiyor ve bunun için ilahiler de yapılmış. Çoğu zaman ilahi söylediğimizde bizler onun müjdesini duyuyoruz. Özellikle kutsal kitaptan gelen ilahileri gördüğümüzde. Ya da tarihe baktığımızda işte klasik müzik yazan bazı sanatçılar, Handel gibi, Bach gibi, İsa Mesih üzerine eserler verdiler. Ve o eserleri dinlediğimde de Tanrı ne kadar güzel müjdeliyor diyorum. Yani nasıl güzel tanıklığını veriyor. Yazmış ve insanlara bir gerçeği hatırlatmak istiyor. Ben buradayım. Yani kurtuluşunuz için buradayım. Ben sizin hayatınızda etkin olmak istiyorum. Ama yüreğimizde ona yer veriyor muyuz? Eğer vermezsek Tanrı bizi zorlamayacak. Bu etki nasıl bir şey? Ben bazen şöyle düşünüyorum. Bir su bardağına su koyduğumuzda, yani o su bardağına
bir suyun çok azıcık bir basıncı vardır ama camı çok da etkilemez yani şey, ama mutlaka vardır içinde yer aldığına göre. Diyelim bir balona koymuş olsaydık aynı miktar suyu ne olacaktı? Balon genişleyecekti. Ama bardakta bu etkili olmuyor. Yüreklerimiz bazen bizim o bardaktaki cam gibi. Yani birçok şeye karşı sertleşmiş durumda ve bu sertleşirken aynı zamanda, yani bu sertleşme olduğunda aynı zamanda Tanrı'nın sözüne karşı da sertleşti. Ama kutsal ruh bizim hayatımıza İsa Mesih'teki kurtuluşu vermek istiyor. Tanrı'nın sözü aracılığıyla çalışmak istiyor. Ama biz onu kabul ediyor muyuz? Son ayetimize bakıyoruz. Burada bu da Yeşaya 61. Eğer bu ayetlere bakarsanız belki cuma akşamını hatırlayacaksınız. Burada olanlar onu düşünecekler. Kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor diyor. Bu dünyanın üzerine doğuyor. Ama aynı zamanda Rab ışığı bizim yüreklerimize doğmuş olarak bugün sevinç içinde ona daha çok ait olmamızı, ona tapınmamızı, onu yüceltmemizi istiyor. Şimdi bu son ilahi ile birlikte güçlü bir şekilde onu yapacağız. Evet, dua ediyorum. Rab biz senin adına dua ediyoruz. İsa Mesih, sağladığın kurtuluş için sana teşekkür ediyoruz. Evet, bu Yeşaya 61 ayetinde dediği gibi kalk parla çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Amin.